Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hasbinallahu ve ni'mel vekil, ni'mel mevla ve ni'men nasir. Gufranike rabbena ve ileykel masir. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Cümleden hoş geldiniz. Bugün inşallah Türk İslam Birliği hakkında epeydir bir konuşmayı murad ediyorduk da nasip olmadı bir türlü. Ecdadımızın cihat ruhuyla asırlar önce ilahi kelimetullah yolunda bir dünyalık gözetmeden sırf Allah'ın rızasını gözeterek yeryüzünde hizmet edip Allah-u Teala'nın Allah'ın ipine sımsıkı sarılın diye İkaz ettiği Kur'an-ı Azimüşşan'a hakiki manada iman edip yeryüzünde Allah'ın kanunlarını yürürlüğe koymak, onu icra etmek için gayret gösteren ecdadımız aşılmaz dağlara, aşılmaz denizlere ulaştı. Üç kıtayı 700 yıl idare etti elhamdülillah. Hani hep zaman zaman işte söylüyoruz da bu sadece bir dergahta muritlik, şeyhlik olayı değil. Dünyaya nizam veren sultanların ardına baktığımızda hepsinin yanında bir evliyaullah'tan büyük bir sultan var. Onlara yön veren, hakikatları gösteren, biz ne kadar zahirden yetişmiş olsak bile ne kadar nereyi göreceksin? Onlar Allah'ın nuruyla bakan sultanlar ki Allah'ın ezeli ve ebedi ilminden nasiplenmiş, hay sıfatından nasiplenmiş ebedi dirilik vasfını kazanmış sultanlar. Bak onların yönlendirdiği, onların sözünün dinlendiği zamanlarda nasıl dünyayı titretmişiz. Hep şimdi diyorum bak nasıl Anadolu'ya sıkıştık kaldık. Neden? Allah'ın dininden uzaklaştık onun için işte. Allah'ın vaadi var. Allah'ın ordusuna mağlubiyet yoktur diyor. Allah diyor. Elhamdülillah. Öyle tankla, topla, tüfeğle olacak işler değil bunlar. Onlar da lazım da. Tarih bunun örnekleriyle dolu. Bak Allah-u Teala Kur'an-ı Azimüşşan'da yerde ve gökte diyor Allah'ın görünür görünmez orduları vardır. Siz onun dinine yardım ettiğiniz zaman o da size yardım eder. İşe baksın. Allah'ın yardımı ulaştığı zaman o insanlar hiçbir zaman mağlubiyet yüzü göremezler. Zafer onlarındır diyor Allah diyor. Ya. Biz Allah'tan korkmamız gerekirken kuldan korkar olduk. Allah'a itaat edeceğimiz yerde kullara itaat ettik. Bak işte neticeye bak. Teknolojiyle bu işlerin hiç alakası yok. Elhamdülillah teknoloji de bize, bizim dinimizin gereği de Kur'an'ı bir hakkın okuyabilsek bugün Amerika bak Osmanlı'nın yerini aldı. Amerika'nın tüm üniversitelerinde Osmanlı'nın arşivleri inceleniyor. Osmanlı üç kıtaya nasıl hükmetti diye onu tarihten inceliyorlar, aynısını uyguluyorlar işe baksan.
bizi yönetenler işine Bismillah diye başlamaya korkarken, bak onlar doların üstünde ne yazıyor? Ya biz Tanrı'ya inanıyoruz yazıyor. Allah kelimesini kullanmaz onlar pek de. Bak Şeyh Efendi Hazretleri diyor ki dolar neden dünyada bir numara? Ya üzerinde çünkü biz Tanrı'ya inanıyoruz yazıyor. O sultana inananları Allah mahcup etmez. Bizim Türk lirasının üzerinde yazıyor mu? Yazamayız korkumuzdan. Nasıl yazacağız? Ya. Padişahlar, krallar selamımızla değişiyordu. O zaman nasıl bir rejimle yönetiliyordu işte? Allah'ın diniyle Kur'an'a bir hakkı nasıl sarıldık? Üç kuta titriyordu. Geçen ne kadar enteresan bir yazı okudum da. İlk diyor böyle Türkiye güzelini Avrupa'da seçtiklerinde işe baksın. O bu diyor Hristiyanlığın zaferidir diyor jürideki üyeler. Biz Türk kızının güzelliğine falan bakmayacağız. Onu birinci seçeceğiz. Neden? Düşün Almanya'da bu dans olayı çıktığı zaman Kanuni Sultan Süleyman öyle haber saldı da gelir Almanya'yı başımıza yıkarım o dans denen olayı ortadan kaldırın diye. Şuna bak. Yıllarca dansı uygulayamadılar. Peçelerin arkasından yüzünü dahi göremediğimiz Türk kadını diyor bak ne hale geldi ki önümüzde bir mayoyla sütyenle dolaşıyor diyor. Bu Hristiyanlığın zaferidir. Onları birinci ilan edelim ki işte bizim istediğimiz bu. Ya olaya bak. Ta nereden hesap ediyorlar? 450 yıl diyor Osmanlı ensemizde at koşturdu. Avrupa hiç onu unutmadı işte hiçbir zaman. Biz de bugün İslam'ın bayraktarlığını yapacağımıza affedersin Avrupa'nın kıçına girmeye çalışıyoruz. Ya. O Avrupa seni içine bitirmek için alır, yüceltmek için alır mı? Ezelden beri onlar İslam'a düşman. Bak hiç unutmadık diyorlar Osmanlı'nın. 450 yıl ensemizde at koşturdular onlar. Ya. O büyük fetihler nasıl gerçekleşti? Bak ilk Osmanlı'nın kuruluşuna bak. Osman Bey öyle fidan gibi yiğit delikanlıyken bak 80 yaşlarında bir şeyh edebali ona kızını verdi. Onu nasıl yönlendirdi? Bir cihan imparatorluğunun temelini attılar. Ya. İslam öyle yüceldi. Bir kılıç ordusu var. Bir de dua ordusu. Ya o zaman işte çift kanatlı uçak gibi inşallah tek kanadından uçak uçar mı? Şimdi bak neredeyse bir asıra yakındır. Nasıl insanlar besmele çekmeye korkuyor. Okullarda din diye olay kalmadı. Neticeye bak şimdi. Nasıl anarşi var, nasıl memleket sıkıntı içerisinde değil mi? Allah'tan korkan bir genç gider de birini çeker vurur mu? Bilmediği insanların içine bomba koyar mı? Allah'tan korkar. Allah'tan korkmayan ateist yetiştirilenlerin işte icraatlarına bak, neticeye bak, memleketin akıbetine bak. Ya. Şimdi 7 yaşından sonra düşün daha teknolojiyi yeni keşfetti. Osmanlı 4 yaşından sonra çocuğu eğitmeye başlıyordu. Bak şimdi en son teknolojiye göre
Doktorların dediği, çocuk diyor, hayatı boyunca öğreneceği tüm şeylerin %70'ini 3 ile 7 yaş arasında alırmış, işe baksın. Biz şimdi o yaştaki çocuklara çocuk gelip bir şey sorsa, sen ne anlayacaksın diye azarlarız, değil mi? %70, şuraya bak. 7 yaşından ölünceye kadar da %30'luk bir zekasına bilgi kavrar diyor. İşe baksın. Ya. Cennet mekan Fatih. Daha 4 yaşındayken düşün, Bizans'ın haritasını avucuna çizmiş, öyle onun hayalini kurardı diyor. Daha 4 yaşında. Ruhu görüyor musun? Ona Allah'ın verdiği istidatları diyor, alimlerin maddi, kalbi verdiği ilimlerle birleştiği zaman, o sultana bak, dağlardan gemileri yürüttü. Hiç kimsenin hayaline gelebilir mi? Ya Allah'ın yardımına bak sen. Onun zekasına bak. Daha yaşı 21. Şimdi bizim 21 yaşındaki çocukların hayallerine bak. İnternetin başında çizgi film oynuyor. O sultan da çağ açıp çağ kapa diyor. Yaşı 21. O içindeki haslete bak. Ya Bizans beni alır diyor, ya ben Bizans'ı. Şuraya bak. Hayatını koymuş ortaya ama. O zahiri orduları hazır da. Manevi sultanlar da ardında. Bak şimdi sayacağım inşallah da. Tüm o padişahların arkasında hep bir manevi sultan var. Onları nasıl yönlendirmiş? Lüzumsuz hareketlerin içine girmelerine mani olmuşlar. Bak ta Hazreti Muaviye'nin zamanından beri İslam orduları hep İstanbul'u kuşatmıştır, Bizans'ı. Efendimizin o hadisine mazhar olmak için o kainatın serveri Konstantin elbette fetholunacaktır. O komutan ne güzel bir komutan. Onun askeri ne güzel askerdir diye bak asırlarca bu mete mazhar olmak için o yiğitler o surların önünde can verdi öyle asırlarca. Her padişahın hayaliydi, evet. Yıldırım da neredeyse İstanbul'u düşürüyordu. O Nibolu Savaşı'nda Haçlılar Nibolu Kalesi'ni kuşatıp da padişahı sıkıntıya düşürünce İstanbul'un kuşatmasını kaldırdı. Nibolu zaferini kazanmıştı da o mübarek de neredeyse bak İstanbul o zaman da düşüyordu ama işte her şeyin bir vakti saati var ya, o cennet mekan Fatih'e nasip oldu elhamdülillah. Ya bak cennet mekan 2. Murat Fatih'in babası mübarek diyor ki Hacı Bayram Veli Hazretlerine, efendim o da bak İstanbul'u fethetmeyi çok murad ediyordu, o müjdeye mazhar olayım diye. Bak onlar dünyayı titreten bir sultan iken o Allah dostlarına nasıl boyun eğiyorlar, onların sözüne itibar ediyorlar. Hem ordusunu hem memleketi sıkıntıya sokmuyorlar, işe baksın. Hacı Bayram Veli Hazretleri dedi ki 2. Murad'a, sultanım İstanbul'u fethetmek size nasip olmayacak. Onu ben dahi göremeyeceğim. Ya olaya bak. 21 yıl önce haber veriyor sultana baksın. Hacı Bayram Veli Hazretleri. Daha Fatih yeni doğmuş kundakta. Bunu diyor, şu kundaktaki çocuğa nasip olacak İstanbul'un fethi. Şu bizim köse de görecek diyor. Akşemseddin Hazretlerini işaret ediyor. İşe baksın. 2. Murat elhamdülillah diyor. O bizim Şehzade Mehmet diyor. 13 yaşında
Fatih'e tahtı bıraktığının sırrı o aslında. O Konstantin bir an önce düşsün. Çünkü o müjdeyi aldı ya. Görüyor musun? Hoca efendi söyledi ya, boş mu konuştu, dolu mu konuştu demiyor bak. Ya, onların imanını görüyor musun? Bak aynı dediği gibi oldu. 21 yaşında o sultan, Akşemseddin gibi bir kutbun manevi desteğiyle asırlarca ne orduların kuşatıp da düşüremediği Bizans'ın küflü kilitlerini nasıl açtı, o duvarlarını yıktı. Elhamdülillah. Bak Şeyh Edebali Osman Bey'i öyle bir yoğurdu ki, o sultan 700 yıl dünyayı idare edecek bir imparatorluğun temellerini atarken, o nasıl Resulullah'ın izinden öyle bir yönetim kurdu ki, vefat ettiğinde düşün, Efendimizin nesi varsa Osman Bey'in de osu vardı. Hiçbir şeysi yok evlatlarına pay edeceği. Şuraya baksın. Ya, atı kılıcı. Bir de diyor, Allah-u Alem 500 tane koyun yaylada yayılıyor. Onlar da devlet başkanı olduğu için gelen misafirlere kesilip ikram edilsin diye. Bugün devletin nizamının bir ucundan tutanlar nasıl devleti soyuyorlar? Kıyısından köşesinden birazcık tutanların bak hele hazinelerini, o parayı yiyeceğim diye düşünmeden çuval çuval paraları nasıl götürüyorlar? Ben Resulullah'ın makamında oturuyorum. İslam ordularına komuta ediyorum. Ülkeme hizmet ediyorum zihniyetiyle yaklaşıyorlarım. Bak son birkaç senedir elhamdülillah. O düzenle hizmet edenlerin nasıl bak, akıbetine bak, memlekete bak. Daha düne kadar kapısında para dilendiğimiz insanlar şimdi bizim kapımıza gelmeye başladı. İtibar nasıl fark ediyor? Ya neyle? Allah'a kul olduğumuz müddetçe Allah bizi dünyada yüceltecek inşallah. Bediüzzaman Hazretlerinin çok güzel bir sözü var da, bak bir ayeti kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki, Arapları kastederek, eğer siz Allah'ın dinine hizmetten geriye kalırsanız, Allah sizin elinizden o saltanatı alır da öyle bir kavme verir ki, onlar mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda savaşırlar diyor. Onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever. Bak bak. Üstad diyor ki, ben Kürdüm fakat ömrüm Türklere hizmet ile geçti. Allah-u Teala'nın Kur'an'da methettiği bu kavim Türklerdir diyor elhamdülillah. İşe bak. 1000 yıl bak nasıl İslam'ın bayraktarlığını yaptı. Şeyh Efendi'nin çok güzel bir sözü var da, yiğit diyor düştüğü yerden kalkar. İslam bu Anadolu'da düştü, inşallah yine burada ayağa kalkacak. Yine dünyaya nizamı veren yiğitler yine bu Anadolu'dan çıkacak inşallah. Ne zaman? İşte o imparatorluğu kuran sultanların Allah'a dost olmuş velilere samimi teslimiyetini onlar da zamanın sultanlarına gösterirse, Allah onları da yüceltecek inşallah. Ya. Bak, Yıldırım Beyazıt 1402'de Ankara Çubukova'sındaki Timur'la yaptığı savaştaki bak o mağlubiyetinin arkasındaki sırra bak. O zaman biraz hallerinde bozukluk vardı da bak, zaferden zafere koşarak onun verdiği diyor manevi sarhoşluyken böyle kendini içkiye vermiş Yıldırım Beyazıt. Bak Allah tokadı nasıl vurdu. Onun zamanında da Emir Sultan gibi bir evliyalar sultanı vardı. Şeye baksan. Aynı zamanda Yıldırım'ın damadı. Kızıyla evlendi. Seferde burçlarını aşamadı.
fethedemediği o yüksek kayaların üstündeki kalelerin kapısını açan sultan, ordunun çaresiz kaldığı anlarda böyle o kapıları geldi açtı. Döndüğünde kendini karşılayanların arasında baktı ki o aşılmaz kalelerin kapısını açan sultan karşısında, işe baksan. Ya. Bak Timur'u insanlar belki o tarafını hiç bilmiyor da evliyalara nasıl muhabbeti vardı diyor. Türkistan'da böyle bir gün mahiyetiyle gezerken bir evde kadınların balkondan halı çırptığını görmüş. Diyor ki bu kadınlar ne yapıyor? Yanındaki yardımcısı dedi ki diyor sultanım, bu Allah dostlarından evliya bir zatın türbesi. Kadınlar temizlik yapıyor. Bak bak. Hemen koştu diyor o balkonun altına durdu. O sultanın tozuyla şereflenelim dedi diyor. Çırpılan halıların altına durdu bak sen. Ya. Bunu hiç kimse bilmez, tarih yazmaz. Yıldırım o ihtişamlı güçlü halinde nasıl mağlup oldu Timur'a? Arkasındaki sırra bak. Çok ikaz etti Yıldırım Beyazıt'ı Emir Sultan Hazretleri. Sultanım dedi, bu savaşın sonu büyük hezimet. Anadolu zarar görecek. Siz zarar göreceksiniz. Lütfen vazgeçin bu savaştan. İşe baksan. Nefsi öyle kendini hale getirmiş ki vazgeçemiyor. Ya. Çünkü düşün, ondan önce Bursa'da Ulu Cami'nin açılışı vardı da işte o Niğbolu zaferinden sonra, birçok kalelerin fethinden sonra Allah-u Teala'ya şükrümün nişanesi olarak diye Yıldırım Ulu Cami'yi yaptırmıştı. Öyle çok ihtişamlı bir cami. Mahiyetiyle diyor böyle camiyi gezerken, hani etrafında öyle işte insanların, affedersiniz, yalamalar olur ya, hakikati onlara göstermeyen menfaatçi grup. Nasıl buldunuz camiyi diyor. Çok mükemmel sultanım. Hiçbir eksiği yok. Ama orada kulun hatırı için değil de Allah'ın rızası için konuşan veliler var. Bak Emir Sultan'a dönüyor. Emirim siz nasıl buldunuz? Herkesin mükemmel dediği camiye bak, emirin verdiği cevaba bak. Sultanım diyor, her şey tamam da bir eksiği var. Padişah nasıl bozuldu diyor. Nasıl olabilir? Nasıl bir eksik? Şöyle bir köşesine de küçük bir meyhane yaptırsaydınız diyor bu ihtişamlı caminin. Allah Allah. Caminin diyor kenarında meyhanenin işi ne? Sultanımız içki bahanesiyle camiye gelmiş olurdu diyor. Ne zaman var ki camiye teşrif etmez oldunuz, kendiniz içkiye verdiniz de bak bak. Nasıl mahcup oldu diyor sultan, ondan sonra içkiyi bıraktı. İşe bak. Bedele bak, işte o sultanın sözüne itibar etse, hanımı kızı ya, son anda Emir Sultan'a nasıl yalvarıyor, diyor ki efendim siz Allah dostusunuz, manevi gücünüz var, babama yardımcı olun, zafer onun olsun diye yalvardığında bak, Emir Sultan Hazretlerinin karısına söylediğine bak, diyor ki yapacak bir şey yok. Timur zamanın kutbunun duasını ardına aldı geliyor diyor. İşe baksan. Bak bak nasıl görüyor hakikat. Neticeye bak. Kaç tane oğlu öldü. Kendi esir düştü. Anadolu darmadağın oldu Moğol ordusu. Her tarafı yaktı yıktı. Çelebi Mehmet o oğlu 11 yıllık 100 bin cana mal olan kardeş kavgasından sonra, onu hani fetret devresi var ya bir 11 yıl, ondan sonra ancak düzeni kurabildi. Neticeye bak ne kadar bedel ağır. 100 bin kişi öldü kardeş kavgasında. 6 tane oğlu vardı Yıldırım'ın. Görüyor musun? Orada o
o sultanın sözüne itibar etse neticeye bak. Ya. O göremiyordu işte, yanındaki görüyor. İkinci Murat bak, Hacı Bayram Veli Hazretleri'nin sözüne nasıl itibar etti? Neticeye bak, daha 13 yaşındayken Fatih'e tahtı bırakıyor ki o hayalindeki zafer bir an önce gerçekleşsin. Bak o zaman Haçlılar onu fırsat bilip 13 yaşındaki çocuğun bir şey yapacağı yok. O ikinci Murat da çok cengaverdi mübarek. Padişah tahtından ayrıldı. Osmanlı'yı yeryüzünden silelim diye nasıl ordu hazırladılar? O 13 yaşındaki sultanın ferasetine bak. Babasını çağırdı. Devletin başına geç diye. Padişah sensin dedi. Ne yapıyorsan yap. Bak babasına bir mektup yazdı. Hiç 13 yaşında bir çocuğun yazacağı mektup mu? Neden? 4 yaşında o Akşemseddin gibi, Molla Kur'an'ı gibi sultanların tedrisatında yetişti. Diyor ki, eğer padişah isen ülkenin durumu tehlikede. Derhal tahtına geç, ordunun başına geç. Bak bak babasına mektup yazıyor. Yok padişah ben isem sana emrediyorum diyor, derhal ordunun başına geç. Nasıl ikinci Murat ordunun başına geçti? Haçlılar ikinci sefer nasıl hezimete uğrattı elhamdülillah. Feraseti görüyor musun? 4 yaşında Bizans'ın hayalini kurardı diyor o sultan. 21 yaşında Allah ona lütfetti. İşte onlar 4 yaşından 80 yaşına kadar hiç fark etmez. Bak o Kanice kahramanı Tiryaki Hasan Paşa, tarihten okumuşsunuzdur, şuna bak. 81 yaşında o Kanice kalesini kuşatan Haçlı ordusuna karşı diyor öyle bir huruç düzenledi, yani kendi askerleriyle düşün içeride çaresiz kaldı. Düşmanın üzerine bir hücum düzenliyor. Hiç düşmanın beklemediği anda bir avuç yiğidiyle 81 yaşında atının üstünde diyor hiç eğilmeden, aman paşam dikkat edin diyenlere korkmayın evladım, bu kafirin kurşunu bize isabet etmez. Şuna baksın, 81 yaşında atının üstünde. Bak hele biz 40 yaşında oturduğumuz yerden kalkamıyoruz. İmanı görüyor musun? Barbaros Hayrettin Paşa düşün, daha 70 yaşındayken o sultan denizlerde ömrü geçti kılıç sallayarak da diyor ki 70 yaşına geldiğimde artık yaşlandım, bir sefere ben dinleneyim de yardımcımı göndereyim dedim diyor. Şuna bak, bir deniz seferine o gece rüyasında nasıl onu ikaz ettiler diyor, sabah kalktı fakirlere kese kese altınlar dağıttı, kurbanlar kestirdi diyor. Evliyalar beni ikaz etti diyor. Rüyasında işe baksan Hayrettin, Hayrettin diye diyor bir ses duydu. Burası istirahat yeri değil. Bak. Burası meşakkat yeri. İstirahat edilecek yer ahiret yurdu cennettir. Bu ikazın üzerine diyor, ölünceye kadar kılıcı elimden bırakmadım. Şuna bak. Böyle bir ecdadın torunlarıyız biz de. Aslımızı bilemediğimizden kimlere hayranlık besliyoruz? Daha Avrupa yıkanmayı bizden öğrendi. Taharetlenmeyi bilmiyordu, banyoyu bilmiyordu daha. Bir kazanın içine giriyordu tüm kiriyle, aynı suyla. Değil mi? Ya. Her güzellik İslam'da elhamdülillah. Bizim Avrupa'dan öğrenecek neyimiz var? Onlar her güzelliği bizden öğrendi.
Nasıl Alman kralı Şarkel, Fransa kralı François'yı esir aldığında, şuna bak, Kanuni Sultan Süleyman'a Fransa kralının annesi mektup yazıyor. Aman sultanım diyor, Alman kralının elinden oğlumu kurtarın. Canımı size attım. Altına da yazmış, cariyeniz bilmem kim, François'nın annesi, bak, köleniz diyor. Bugün Fransa'nın bize tavrını görüyor musun? Kanuni'nin iki satır mektubuyla Alman kralı, yanına da bir sürü muhafız katarak François'a, Fransa'ya kadar sağ salim gönderdi. Şuna bak, diyor ki, aman iyi muhafaza edin ki yolda başına bir iş gelir de Osmanlı Sultanı bizden hesabını sorar diyor. Şuna baksan. Ya. Elhamdülillah. Hazreti Halit'in 3000 kişiyle 100.000 kişilik Bizans ordusunu dize getirdiği günlere baksan. O sultanların bir cübbesiyle başında, sarığından başka ne vücudunda zırh var, ne uçağı var, ne füzesi var. Nasıl oluyor 100.000 kişiye 3000 kişi kafa tutuyor? Ya. Bak, o Hazreti Halid'in sözünde gizli o sır işte. Bugün biz gölgemizden korkuyoruz. Allah'a itikadımız, imanımız kalmadığından haşa ölümden korkuyoruz. Niye? Rabbimize kavuşacak yüz yok ki. Bizans ordusunun komutanı nasıl taaccüp etti? Diyor ki, sen hangi akılla şu bir avuç insanla 100.000 kişilik ordunun karşısına dikildin? Şunlara diyor, merhamet et de benim önümden çek, hepsini kılıçtan geçireceğim. Hazreti Halit'in verdiği cevaba bak. Sen diyor şu ardındakilere merhamet et de onları benim karşımdan çek. Allah Allah. Neden? Senin şu ardındaki kefereler diyor ne kadar yaşamayı seviyorsa benim şu ardımdaki yiğitler de o kadar ölüme aşık. Neden? O ölümün ardında cennet ve cemalullah var. Bak nasıl bir kapıştılar. 90.000 Bizans askerini diyor tepeden tırnağa zırhlılar, bir deşe bak. Ekim biçer gibi biçti diyor sahabe. Allah'ın görünmez orduları nasıl yardıma geldi. 70 tane sahabe şehit oldu. 90.000 Bizans askerini biçtiler diyor. 10.000 tanesi kaçarak canını zor kurtardı. Nasılmış? Ya. Şimdi benim Mehmetciğimi Johnny'den korkar hale getirdiler. Binlerce mil okyanuslardan çıktı geldi de dibimize, sana sınırı geçme diyor. Biz de aman karşımıza Johnny'ler çıkar diye geçemiyoruz. O korksun karşımıza Mehmetçik çıkacak diye. Johnny'nin imanı mı var, itikadı mı var, askerliği mi var? O benim askerimin kanında var, hiç eğitimsiz onu cepheye göndersen en birinci komandonun hasletlerini gösterir orada. Elhamdülillah. Öyle tarihten bunun bir hikayesini okumuştum da hani, hocam bu lavı nereden, ne diyorsun diyeceğim. Bak sen, böyle Kurtuluş Savaşı'nda yüzbaşının, bölük komutanının bir tane postası varmış. Benim gibi öyle elevay biri, cephede savaşacak durumu yok. O da cephe gerisinde benim hizmetimde koştur diye geride tutuyormuş. Öyle postalını bile bağlayamazmış gariban, işe baksan. Fakir ya bu köyde, böyle köy odasında ihtiyarların bir sohbetinde duymuş. Cephede şehit olursan cennette bir huri veriyorlarmış diye. Ben diyor askerliği bitirip köye dönersem hiç evlenmeye de mecali yok, fakir. Bana kimse kız da vermez diyor. Yüzbaşıya nasıl yalvarırmış, komutanım beni de cepheye gönder de şehit olayım da işte benim evlenecek gücüm yok. Ahirette Allah bana bir tane huri verir diye.
Komutan da demek ki inancı kıt biraz. Hadi diyor, git bakalım ne yapacaksın? Burada postalını bağlayamıyorsun. Orada sen nasıl savaşacaksın? Öyle baktılar diyor, bir harekatın arkasından cepheyi gezerken yüzbaşı baktı diyor, postası yatıyor, vurulmuş, şehit olmuş, işe bak. İşte itikat yok ya, ne hale geldik. O dünyayı titreten ordunun başındakiler Allah demeye korkuyor şimdi. Ya Allah gönlümüze hidayet versin. Postalıyla şöyle ayağına dürttü diyor. Ne haber, bir huri verdiler mi dedi diyor. Baksın, postasına soruyor. Şehit olmuş askere. Gözlerini bir açtı diyor asker. Bir tane huri verdiler mi diye soruyor ya. İki tane diyor. Geri gözünü yumdu diyor. İşe bas. Ya. O Türk'ün kanında var elhamdülillah. Allah ayetiyle övmüş. O ihtişamlı günleri Rabbim bize göstersin inşallah. O günler çok yakın. Yakın bir gelecekte Hazreti Mehdi zuhur ettiği zaman, o işte Şeyhefendi Hazretleri diyor ki, o zaman Müslüman kimmiş görecekler diyor, o Mehdi'nin aslanları. O şimdi ortadaki tilki dolanıyor da onu aslan zannediyor millet de. Hakiki aslanlar ortaya çıktığı zaman o sırtlanlar kaçacak, delik arayacak. Müslüman nasıl olurmuş Allah'ın askeri? Allah'ın vaat ettiği yardımları nasıl yetişiyormuş hakiki iman sahipleri? Rabbim bizi o güzel günlere kavuştursun inşallah. O sultanın ardında hizmet etmeyi nasip etsin. Yavuz'a bak. O zaten Fatih Sultan Mehmet de Yavuz Sultan Selim de veli padişahlardan elhamdülillah. Osmanlı padişahların birçoğu evliyadandı da Allah katında veliliği onaylanmış iki büyük padişah diyor. Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmet, işe bak. Biri dedesi, biri torunu. Fatih Sultan Mehmet, Yavuz daha küçücük çocuğuken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hazreti Hüseyin'i sevdiği gibi Yavuz Sultan Selim'i kucağında severmiş. Bak sen, babası için demiyor da bak onlar nasıl geleceği görüyor. Dedeğin bıraktığı yerden diyor sancağı sen taşıyacaksın. Ne fetihler yapacaksın inşallah diyor Yavuz'um diye. Bak bak daha minicik torununa Fatih. 8 senede 3 yıl İstanbul'da tahtında kaldı diyor. 8 yıl padişahlık yaptı mübarek genç, vefat etti de. 5 yıl at sırtında Osmanlı'nın topraklarını 2,5 katı çoğalttı. Şimdinin tarihçileri diyor ki bugünkü teknolojiyle 5 yıl o fethettiği toprakları yemeden, içmeden, uyumadan at sırtında koştursan bir ucundan bir ucuna gidemem diyor, işe baksan. Nasıl fethetti o yerleri? O sultana bak ki bak, o da bir sıradan padişah değil, yanında bir evliyanın lafıyla hareket etmiyor. Kendi zaten evliya sultan, Resulullah'ın emriyle her seferine çıkıyor, o da işe bak. Hasan Can'a öyle diyor. Allah Resulü'nün emri olmadan hiçbir sefere çıkmadım diyor Yavuz Sultan Selim. Ya bak bir Mısır seferine bak. Nasıl halifeliği, kutsal emanetleri aldı geldi. Fransızların zırhlı araçlarla 2,5 ayda %50 zayiatıyla geçtikleri Sina çölünü düşün. Osmanlı ordusu 13 günde 0 zayiatıyla geçiyor. Birinci Dünya Savaşı, nişe bak. Fransa zırhlı araçlarla, son model teknolojiye bak. O sultan atının üstünden de iniyor, yürüyerek geçiyor o çölü. 13 günde
sıfır zayiat. Yumurtayı diyor taşın üstüne kırsan anında pişiyor. 53 derece sıcak. İşe baksın. Nasıl oldu? Dönerken Hasan Can'a sorduruyorlar da öbür paşalar cesaret edemiyor. Sultanım, atın üstünde bile gitmekte bizim zorlandığımız bir ortamda neden atınızdan indiniz de yürüyerek gittiniz? Sultanın verdiği cevaba bak. Allah'ın Resulü diyor, önümde yürürken ben nasıl onun ardından atına gitseydim? Ya Efendimiz ordunun önüne düşmüş, işe baksan 13 günde. Ve neticeye bak. O seferden dönüşte hani sırtında bir çıban çırpmıştı da şah çıbanı diye. O şirpençe deniyor böyle. İnsanı ölüme götüren bir çıban. Bak vefatına yakın. Bu ne haldir Hasan Can diye soruyor da başında diyor Yasin okuyordu o mübarek. Hasan Can vefatınız yaklaştı demeye dili varmadı da diyor. Sultanım dedi diyor Allahu Teala ile beraber olma zamanı. O yatakta mecalsiz yatan diyor Yavuz Sultan Selim nasıl celallendi böyle yatağından doğruldu. Bire Hasan Can dedi diyor. Sen bu zamana kadar bizi kiminle bilirdin? O hep Allahu Teala inandı elhamdülillah. Abdestsiz hiçbir padişahlık mührünü diyor öyle resmi kağıtlara basmadım diyor. Abdestsiz şuna baksın. O elçiler üzengisini öperdi o sultanın. Kılıcının parıltısından yüzüne başını kaldırıp bakamazlardı. Fatih o asırlarca düşmeyen Bizans'ı nasıl düşürdü? Şuna bak. Akşemseddin zamanın ikinci kutbu. Ahrar Hazretleri ta Türkistan'dan geliyor. Şuna bak evliyalar ordusuyla nasıl Fatih'in ordusunda Bizans önünde kılıç sallıyor. Ulubatlı Hasan burçlarda üç hilali dalgalandırırken Resulullah'ı da burçlarda gördüler diyor. İşe baksan. Ya o da ümmetinin başında. Orduyu görüyor musun? Onlar sanki zahirde kılıçtan başka bir şey bilmeyen kimseler gibi gözüküyor da o yiğitliklerinin arkasında nasıl bir merhametli yürekleri var ki düşün Ulubatlı Hasan Fatih'in çocukluk arkadaşıymış işe baksın. O burçlarda Ulubatlı Hasan'ın diyor şehit olmuş mübarek başını aldı dizlerine koydu diyor. Nasıl gözyaşları döktü. Hasan'ım Bizans sana değer miydi dedi diyor. İşe baksan. Muhabbete bak. Ya. Mısır'ın seferinde şuna bak. Halifeliğin kutsal emanetlerin alındığı öyle bir zaferde de Sinan Paşa diye öyle Yavuz Sultan Selim'in paşası vardı ki o da evliya gibi bir sultan. Mısır Sultanı Tomanbay nasıl ortadan bir hücum yaptı öyle. Hep o da Türk asıllıydı. Türkmen atlılarıyla Yavuz'un canına kastetti. Düşün. Sinan Paşa tüm adamlarıyla diyor sol cenahta olduğu halde nasıl ortadan Tomanbay'a karşı koydu. Yavuz'un hayatını kurtardı diyor. Bir kişi kalmadan hepsi şehit oldu. Savaşın kaderi değişti bir anda. Bak o zaferin ardından da o Yavuz nasıl karşısında hiçbir paşa konuşamazdı. O Sinan Paşa'nın diyor mübarek başını dizlerine aldı. Mısır sana değer miydi Sinan'ım dedi diyor.
Görüyor musun? O sultanlar, Rabbim inşallah şimdi öyle güzel günler bizi bekliyor ki o Türk İslam Birliği'ni kurup dünyaya, çünkü Türk'ün, Müslüman'ın adaletine ihtiyacı var dünyanın. Nasıl bak her taraf kan gölü. 450 yıl birçok Arap ülkesi Osmanlı'nın hakimiyetindeydi. Bir kişinin burnu kanamadı. Bak Filistin 450 yıl Osmanlı'nın hakimiyetinde kaldı. Ne zaman Osmanlı çekildi bak, bir avuç Yahudinin elinde oyuncak oldular. Nasıl kan durmuyor? Elhamdülillah bir sürü bak Türk devleti var. İslam ülkeleri var. Bir araya gelebilsek. Elin gavuru bir araya geliyor, biz gelemiyoruz. Neden? Çünkü Rabbine boyun eğmeyen birbirinin emrine girer mi? Allah'a itaat etmiyor ki işte. Adımız Müslüman. Yoksa dünya senin adaletine, çünkü senin dediğim Allah'ın adaletine ihtiyacı var. Bizans'ın fethinde nasıl kiliseye dolan Bizanslılar o Venediklerin kukuletalarını görmekten Osmanlı'nın sarığına biz razıyız diyorlardı. Neden? Osmanlı'nın adaletini biliyor çünkü. O birliği Rabbim inşallah tekrar bize nasip eder de bu millet dünyaya bir nizam verir. Dünya huzura kavuşur inşallah. O sultanlar kendi aklıyla mı hareket ediyor sanıyorsunuz? Bak bir Abdülhamit Han, o Allahsızların Kızıl Sultan dediği evliya padişah, yıkılmakta olan bir imparatorluğu 33 yıl ayakta tuttu. Bak muhafız ordusu varken bir avuç çapulcuya tahtını terk etti. Arkasındaki sırra bak. Diyor ki isyancılar saraya hücum ettiğinde, düşün muhafız ordusu var, bir emir verse isyancıların hepsini püskürtecek gücü var. Bana isyan eden diyor o halkın arasında Hızır Aleyhisselam'ı elinde yeşil bir sancağına gördüm diyor. İşe baksan. Yani gazeteciler soruyor da efendim o isyancılara karşı koyacak kudrette olduğunuz halde neden karşı koymadınız? Hemen tahtı terk ettiniz. Diyor ki bu Rabbimin muradıydı. Vakit tamam. O isyancıların arasında yeşil sancağıyla Hızır Aleyhisselam'ı gördüm. Ondan karşı koymadım. Görüyor musun sultanı? Ya. Düşün Anadolu'yu ebedi Türk yurdu yapan Sultan Alparslan'ın vefatından sonra 18 yaşındaki oğlu Melikşah geçti diyor tahta. O nasıl bak bu aynı Fatih gibi bir eğitimine yetişmiş ki o zaman. Alimleri diyor, evliyaları doldurdu sarayına. Nasıl bir adaletle hükmetmeye başladı. Anadolu Selçukluları en İhtişamlı zamanını yaşadı diyor. Zaferden zaferlere koştu. Nizamül Mülk diye onun bir veziri vardı. Öyle bir sultan ki bak. Hani hiç kimse işte yardımcısız olmuyor. Hep diyorum ya. Bu bir ekip işi. Bir kişiyle iki kişiyle olacak işler değil. Allah yolunda hizmet için bir topluluk, bir gayret, bir teşkilat lazım. Öyle bir medrese kurdu diyor o. Nizamiye medreseleri çok meşhur ya Selçuklarda, işte o Nizamül Mülk kurdu. Yılda 600 bin dinar oraya masraf oluyordu diyor. Nasıl dervişler, evliyalar, alimler yetişmeye başladı. İşte her zaman hani fitne olur ya, onu çekemeyen bazı vezirler de diyor sultanın aklını çeldiler. Efendim dediler diyor, bu veziriniz bu medreselerde derviş yetiştireceğim diye yılda 600 bin dinar masraf ediyor. Siz bu 600 bin dinarla
bir sıfırdan ordu kurarsınız, Bizans'ı fethedersiniz. Bak bak, fitneye bak. Sultan Melik Şah'ın diyor, kafası karıştı diyor. Nizamül Mülk'ü çağırdı. Dedi ki diyor, efendi sen bize faydası zararı olmayacak dervişler yetiştireceğim diye böyle bir yüklü masrafa giriyor musun? Bunun sebebi nedir? O mübarek nasıl biri diyor, gözleri yaşla doldu, hiddetlendi diyor. Sultanım dedi diyor, ben yaşlı İranlı bir hocayım. Buna ne verirsiniz diye beni pazara çıkarsanız kimse bana 5 dinar bile vermez diyor. 5 dinar etmem. Fakat siz yiğit ve güçlü bir Türk delikanlısısınız. Sizi pazara çıkarsam en az 30 altın edersiniz diyor. Buna ne verirsiniz desek. Sen bak zaferden zafere koşuyorsun. Dünyayı titreten ordun şimdi öyle bir hale geldi ki sen de eğlenceye daldın. Boyunca günahlara battın. Askerin içkiden, eğlenceden başka gözü bir şey görmüyor. Fakat o benim huzurlu dediğin o dua ordum gecenin bir vaktinde diyor onlar Rabbine ellerini açıyor da onların duası 7 kat semayı aşıp Rabbinin izzetine ulaşıyor. Onların duası bereketine siz bu zaferleri kazanıyorsunuz. Yoksa sen o kerameti kendinden mi sanıyorsun diyor. O iş boşuna olur mu? Sultan nasıl duygulandı diyor. Muhterem dedi diyor. Sen inşallah o orduyu çoğaltmaya bak. Ya. Onlar nasıl bir sultanlardı? O sultanları nasıl bir terbiyeyle yetiştirdilerdi? Öyle kuru bilgiyle kalmıyor bak. O koca Fatih buyuruyor ki mübarek diyor ki hangi şeyh benim huzuruma gelse el ayağı dolaşırdı. Şuna bak padişahın kudretinden. Ben ne zaman Ahşemseddin'in huzuruna varsam benim elim ayağım dolaşır diyor. Ya. O sultana bak ki onu nasıl bir manevi terbiyede yoğuruyor. İstanbul fetholduğu zaman diyor Fatih gurura kapılmasın diye böyle Akşemseddin Hazretleri'nin çadırına geldi de ziyaretine. O böyle yanı üzerine uzanmıştı diyor Akşemseddin Hazretleri. Şuna bak, çağ açıp çağ kapayan Cihan Padişahı huzuruna geliyor. Yattığı yerden hiç kıpırdamadı diyor. Padişah şöyle elini uzattı diyor. İşe baksan Fatih Sultan Mehmet elini öptü diyor. Neden? Davranışımdaki hikmete bak. Bizans'ı aldım diye gurura kapılmasın sultan diyor. Hemen nefsini daha birinci günden kırıyor diyor. Görüyor musun? Manevi sultanı. O büyük sultan Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyarete gitmişti de Fatih Sultan Mehmet işe baksan Ebu'l-Vefa Hazretleri Bizans'ın küflü kilitlerini kırıp surlarını aşan o sultanı Fatih diyor ki o surları açtık da bir Allah dostunun tahta kapısını aşıp öteye geçemedik diyor. Fatih huzuruna kabul etmedi işe baksan. Gerekçesine bak diyor ki sultanımız diyor bu manevi havayı, bu zikrin lezzetini bir alırsa tahtını sarayını terk eder. O makamda lazım tahtında. Çünkü o kılıç ordusunun başı. Biz dua ordusuyuz. Memleket sıkıntıya düşer, biz de vebalinde kalırız diyor. Hesabını Allah'a veremeyiz. Bak bak, görüyor musunuz? Menfaatimiz olur diye nasıl hemen koca padişah kapısında da bak içeriye almıyor. Fatih vefat edinceye kadar bir sefer Ebu'l-Vefa Hazretlerini ziyaret edemedi diyor. Görüşemediler. O koca sultan vefat ettiği zaman hani şehit ettiler zehirleyerek.
cenazesini Ebul Vefa Hazretleri kıldırdı diyor işe baksın. Gözyaşlarıyla. Bunlardaki sorumluluğu görüyor musun? Aziz Mahmut Uday Hazretleri 8 tane padişaha şehirlik yaptı işe baksın. Beşinci Ahmet o ne kerametlerine şahit oldu. Daha kaç padişah da padişahın sorduğu soruyu getiren Urak daha padişahın fermanını ona uzatmadan cevabını yazmış hazırlıyor. Padişahın habercisinin eline veriyor. Şuna bak sultana baksın. Ta yıllar önce Üftada Hazretlerinin müjdesine bak. Padişahlar ardın sıra yürüsün diye ona nasıl müjdeliyor? Yıllar sonra İstanbul'da koca Osmanlı Sultanı onu atına bindiriyor. Atını seyisi çekiyor. Padişah onun ardından yürüyor işe baksın. Görüyor musun? O sultanların duaları nasıl yerini buluyor? Rabbim o ihtişamlı günlere yine bizleri ulaştırsın inşallah. O Türk-İslam birliğinin kurulup dünyaya Allah'ın nizamının geldiği o güzel saadetli günlere Rabbim bizi kavuştursun inşallah. Allah 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 Allah. Sensin ya Rabbi. Amin. Biz senin aciz kullarınız ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi. Tüm acizliğimizi, günahkarlığımızı kapına geldik. Halimizi sana arz ediyoruz ya Rabbi. Amin. Kapıma geleni eli boş çevirmek şanıma yakışmaz diyorsun. Bizleri eli boş çevirme kapından ya Rabbi. Bizleri Hazreti Mehdi'ye yetiştir ya Rabbi. O saadetli günlere bizleri kavuştur ya Rabbi. O sultanın ardından hizmet etmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Yuvalarımıza huzur mutluluk ver ya Rabbi. Vücutlarımıza sağlık sıhhat ver ya Rabbi. Kazançlarımıza bereket ver ya Rabbi. Hastalarımıza şifa ver ya Rabbi. Bizi birbirimize sevdir ya Rabbi. Zamanın sultanı gönder ya Rabbi. O sultanın ardında hizmet etmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rabbi. Senden ne isteyeceğimizi de bilemiyoruz. Habibim Muhammed Mustafa senden ne istediyse biz de onları istiyoruz. Lütfeyle, kerem eyle, ihsan eyle ya Rabbi. Habibin nelerin şerrinden sana sığındıysa biz de onların şerrinden sana sığınıyoruz. Hıfz eyle, muhafaza eyle, emanına al ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, gönüllerimizi Kur'an nuruyla nurlandır ya Rabbi. Bu aziz millete altından kalkamayacağı sıkıntılar yaşatma ya Rabbi. Bu din senin dinin ya Rabbi. Ayağa kaldır, yücelt ya Rabbi. Kafirleri Kahhar ismi şerifin hürmetine kahru perişan eyle ya Rabbi. İslam ordusuna nusretini yetiştir ya Rabbi. Görünmez ordununla onları destekle ya Rabbi. Amin. Taha ve Yasin ve selamün alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.